Bir ömür boyu birlikte olmak için benimle evlenir misin? Tamamdır ya. Oldu bu. Buraya kadar. Çetin nerede? Kaçmıştı. Ay, yukarıda hazırlanıyor. Ne oluyor ya? Asiye dur! Taylan bıraksana! Dur dedim. Ya Taylan bırak! Çetin! 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 Ay. Ne oldu? Ambulans çağır ne olur. Sen etrafı kontrol et çabuk ol. Çetin! Çetin ne olur aç gözlerini. Yapma bu. Ne olur yapma. Geri bas! Geri bas! Geri bas! Sakin, sakin! Delirtmeyin lan beni! Delirtmeyin lan! Gidin başımdan, gidin! Tamam, sakin. Bebeği bırak. Ulan bana bak. Söyle şu itleri indirsinler silahlarını, çabuk! Bebeği bırak. Bebeği bırakırsan bir şey olmaz, bebeği bırak! Ulan, eğer bir şey yapacak olursanız... Ulan çocuğu alır lan! Tamam, tamam, sakin. İndirin. Çekil. Ha şöyle. Akıllı olun lan. Akıllı olun. Akıllı olun. Arabamı getir, arabamı getir çabuk. Allah kahretsin. Artık zamanı vakti geldi. Merak etme. Belen oğullarını birlikte bitireceğiz. Senin gibi bir düşmanım olsun hiç istemem. Tamam. Anladım, merak etme. Hem Asiye'den hem de Çetin'den intikamını alacaksın. Sen hazırlıklarına başla ve benden haber bekle. Görüşürüz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Lan bu herif hala peşimde. Hayret bir şey ya. Vay yavrum. Vay evlat. Ahmet arabamı getir. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ay çiçeği de kaçırmış, Allah cezasını versin. Ne? Vallahi yok. Atmış götürmüş çocuğu da. Taylan Bey oğlum peşinden gitti. Allah'ım neler geldi başımıza gelenler ya Rabbim. Çetin, ne olur yalnız bırakma beni. Ben sensiz yaşayamam. Kızımı babasız bırakma ne olur. Kim oldu? Sonum olacaksın. Evet dersen bana kırık, canım karım olacaksın. Evlenir misin? Tabii ki de evlenirim.
Çetin. Çetin. Çetin iyi misin? Ne oluyor ya? İnanmıyorum ya. Nasıl yapar bunu sana? Ömer doğru söylüyorsun değil mi? Canan. 50 kere mi söyleyeceğim sana Canan? Beni bu hale sokan sevgili baban Sait Bey. Böyle bir adam benim babam olamaz. Senin baban bu işte kızım. Gözünü kan bürümüş. Yeter artık ya. Soracağım ben ona. Verecek bunun hesabını. Canan nereye Canan? Pervin, sana Celal'le ne işin var dedim. Alim. Cevap ver. Sakin ol. Ben senin için gittim. Yoksa benim ne işim olur o meymenetsizle? Ulan herif beni içeri tıkmaya çalışıyor. Sen ne yapabilirsin ki? Belki insafa gelir dedim. Polise gidip Ali yapmadı desin diye bir ton dil döktüm. Bir yalvarmadığım kaldı. Bana bak. Bir daha o herifin yanına gitmeyeceksin. Anladın mı? Tamam Ali'm. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yemeğin yarım kaldı. Bırak kalsın. Sonra yerim ben. Hadi geç oğlum seni mahalleye bırakayım. Olmaz Ali'm. Bir gören olur. Allah korusun başına bir iş açılır. Ben yalnız giderim. Bir şey olmaz ya. Hem sakindir şimdi ortalık. Gece gece seni bir başına bırakmayayım. Tamam. Çetin. Çetin ne olur bırakma beni. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ne olur sen de bırakma beni. Atıyorsun aptal. Tamam.
Alo. Acil ambulans lazım. Çamlık mevki ışıklar. Çabuk. Gel kızım. Tamam kızım. Hadi. Çetin nasıl? İyi mi? Bilmiyorum. Ameliyatta. Uğursuz. Ne diyorsun sen ya? Duydun. Yalan mı? Sen geldiğinden beri düştüğümüz hallere bak. Bak zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım. Uğraştığın yetmedi mi? Şu hale bak ya. Çetin içeride canıyla cebelleşiyor. Hale kapa çeneni. Kim vurdu Çetin'i? Ha? Senin manyak eski sevgilin. Kendin geldiğin yetmiyormuş gibi bir de hayattaki pislikleri sürükledin. Anne sabrımı zorluyorsun benim. Bırak. Sen yaşamayı hak etmiyorsun. Asıl içeride yatan sen olmalıydın. Keşke o kurşun bana gelseydi zaten. Çetin yerine ölmeye razıyım ben. Ona bir şey olursa yaşayamam. Şu halimize bak. Çetin içeride canıyla uğraşıyor. Kocam tehlikeyle burun buruna. Taylan nerede ki? Kızının peşinde. Çiçek evde ne alakası var? Evdeymiş. O manyak kızını kaçırdı. Taylan da peşlerinde. Arama Taylan'ı, boşuna açmıyor. Taylan, Çiçek yanında mı? Merak etme Asiye. Her şey yolunda. Ama... Taylan konuşsana. Sakin ol Asiye. Bir kaza oldu. Ama merak etme, Çiçek iyi. Biz geliyoruz şimdi yanınıza. Birazdan hastanede olacağım. Yeter artık ya. Ya benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Pervin, dışarı çık. Oğlumun başını yaktın. Senin de başını yansın. Çık dışarı. Nerede o ablan olacak karı? Nerede ha? Yok kayın. Buradayım, ne var? Canan'ın koynundan geliyorsun değil mi? Ağzını topla, Ali'nin anası demem, dalarım ha! Oğlumun adını ağzına alma! Oğlumun adını ağzına alma! Bütün mahallen öğrendi senin ne mal olduğunu! Anne bırak! Ayıp ama! Bir durun ya! Anne dur! Allah polis gelecek! Gelsin alsın bu deli karıyı! Ne dedin sen, ne dedin? Şimdi senin ağzını cart diye ayırırım! Anne! Ayten abla yeter de bu karıcığım! Senin oğlunsa benim de sevdiğim. Bak 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 bak. Hala konuş. Oğlumun yakasından düş diyorum sana. Oğlumun yakasından düş. Ayten abla yeter artık. Vallahi çok ayıp oluyor. Rezil olduk mahalle. Ayıp sahibi o bilir. Söyle o. Bırak beni. Yapmayacağım. Ağlama ablam, ağlama. Duluz ya. Kimsesiziz ya. Güçleri bize yetiyor. Allah herkesleri korusun senin şerrinden. Bu mahalleden çıkıp gidemedin demiş Şirret Kara. Ben ne gideceğim be? Sen git. Yeten abla bir sakin dur artık sen de. Bak, bak Fatma ahdım var. Eğer bu karıyı bir daha evine alırsan senin de yüzüne bakmam. Defol. Daha da bozdun ağzımı benim. Ağzını bozsan ne olur ha? Ağzını bozsan ne olur? Hadi hadi. Hadi. Sizin. Yok mu? Ama gitmeyeceğim sana. Gitmeyeceğim sana. Gitmeyeceğim ha. Ya buzun bir parçası eksik sanki. Şimdi tamam oldu. Lütfen canım. Dur, dur, bırak Oktay. Bunu Ömer'e nasıl yaparsın baba? Yüzü gözü tanınmaz halde. Ben de istemezdim Canan ama Ömer her şeyi berbat etti. Cezası bu değil mi? Hayır. Bu değil tabii ki. Başkası olsaydı öldürürdüm. Bu sadece planın bir parçası. Yapmak zorundaydım. Hah ne güzel ya. Sevinelim o zaman. Nefretin gözünü kör etmiş senin baba. Etrafındaki hiçbir şey görmüyorsun. Beni bile ya, kızını bile. Varsa yoksa Belen oğullarına duyduğun kinin. Benim de normal bir hayatım, normal bir babam olsun istiyorum ya. Sakin ol Canan. Farkında mısın?
Kinin, nefretin, öfken her zaman bizden önce geldi. Hiçbir zaman aileni düşünmedin. Aklına bile gelmedik ya. Sen bizi bitirdin baba, yok ettin. Şimdi intikamını alsan ne olur, almasan ne olur. Asiye. Çiçek. Hanımefendi lütfen. Kötü bir şey yok değil mi? Tamam izin verin, birazdan bilgi vereceğiz. Tamam Asiye, tamam bize bilgi verecekler, tamam. Ne olmuş? Berkant kaçarken kaza yaptı. Tamam, tamam sen de sakin ol artık. Çetin nasılmış? Ameliyattan çıktı, iyiymiş. Ama göstermiyorlar. Tamam, tamam ağlama. Bak Çetin de iyileşecek. Çiçek de iyi olacak. Hepimiz evimize gideceğiz, tamam mı? Hadi ağlama. Tamam. Mine. Ayten dayanmış Pervin'in kapısına. Almış eline evire çevire bir güzel dövmüş. Hadi canım. He, komşular anlattı. Tutmuş saçlarından Pervin'i, senin bu mahalleye yaptıkların yetti artık. Demiş demiş vurmuş, demiş demiş vurmuş. Oh vallahi iyi yapmış. Duydun değil mi baba? Duydum kızım duydum. Yapanın elleri dert görmesin inşallah. Ne demişler? Eden bulur mevlasını da belasını da. Aman, aman oğlum bizden bulmasın da kimden bulursa bulsun. Sen meraklanma güzel hanım. Çok yakında onunla hiçbir alakamız kalmayacak zaten. Şu işin bir yoluna girsin. Borçlarımı ödeyeyim. En kısa sürede davayı açacağım. Tuğracan'ı getireceğim evine. Ah inşallah yavrum, inşallah. Ya bu kadar zamandır ne yapıyorlar içeride? Tamam Asiye, sakin ol. Bilgi vereceğiz dediler. Ah, bebeğim nasıl? İyi, merak etmeyin. Doktorlar gerekli müdahaleyi yapıyor. Bir şey yok ama değil mi? Hayati bir tehlikesi yok. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Oh, çok şükür. Çetin Bey kendine geldi efendim. Ah. Çiçek. Ben burada beklerim. Doktor gelince de size hemen haber veririm. Bir yere ayrılma ama, tamam mı? Merak etmeyin efendim. Odası? 116 numara efendim. 116. Taylan Bey. Ha? İsteğiniz üzere o adamı, Berkant'ı buraya getirdik. Nasılmış durum? Henüz bilgi vermediler. Bekliyoruz. Ama buraya geldiğinde kendindeydi. Allah'ın cezası. Acıyor mu? Sen öptün ya, geçti. Dayıcığım. Nasıl oldun? Çok iyiyim ya. İnanılmaz iyi. Yani bu narkozun kafası çok acayip bir şeymiş gerçekten. Hadi hadi yorma kendini. Hı. O şerefsize ne oldu ya? Yakaladık, merak etme. Hadi sen dinlen, sonra konuşuruz. Sağ ol. Çetin nasıl? İyi, daha iyi. Kız yüzünden ölecekti neredeyse. Beladan başka bir şey getirmedi başımıza. Halim, sen eve git istersen ha? Yok canım, seni yalnız bırakamam ben. Ben de kalacağım. Çetin de Çiçek de iyi. Hadi sen eve git. Halim lütfen, hadi. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Kötüye bir şey olmaz. Nasıl? Senden öğrendim. Ya ölmek mesele değil de... bir gün mezarıma gelirsen kalkıp sarılamam. O koyar bana. Salak salak konuşma be. Senin kafan iyi de narkoz seninle etki etmemiş pek. Ne yapayım, susayım mı? Aa, susma. İstediğin kadar konuş. Ya işte aşk da.
bizi çekemediler, çekemediler. Sonunda kayış koptu. Kayışları batsın. Kafalarını koparacağım ben onların. Ya işte aşk Tom. Sokaklar dizi seti olmuş. Kaldırımlarda oyuncular ellerini kollarını sallaya sallaya yürüyorlar. Ama bilmiyorlar ki yönetmen biz istediğimizi rol, istediğimizi yol veririz. Nasıl ama yürü be. Bizimle dans etmeye çalışanlar yürümeye hasret kalır. Sen merak etme. Çiçek bebeğin durumu gayet iyi. Korkulacak bir şey yok. Annesi ya da babası burada mı? Evet, evet buradalar. Bebek için kan lazım olabilir. Lütfen hastaneden ayrılmasın. Tamam, ben ilgilenirim. Teşekkürler. Sağ olun. Taylan Bey, Berkant kendine geldi. Görelim bakalım şu Berkant'ı. İlaç vermiyorlar mı ya sana? Of, ne yapıyorsun kızım ya? Acıdı mı? Pardon ya. Öp de geçsin. O ne böyle? Benim bildiğim acıyan yani öpülünce geçer. Ama işte hayır. Sen şimdi buradan öpersen o zaten yavaş yavaş bütün vücuduma dağılır. Geçti mi? Tam geçmedi ya. Şurada bir ağrı var. Böyle daha kapsamlı bir ağrı, daha geniş. Biraz daha mı öpsün acaba? Çetin. Tamam ya. Şimdi bana bak. Bir şey soracağım. Korkma tamam mı? Ben doktorla konuştum. Ben de bir şey bulmuşlar. Ne oldu ya? Böbreklerimde taş, kalbimde seni bulmuşlar. Salak ya. Yedin ama değil mi? Yedin değil mi? Vallahi hasta masa demeyeceğim, döveceğim seni. Çetin ben gidiyorum şimdi çiçeğin yanına. Ya doktor hala söylemedi ne olduğunu. Ne haber? Ne oldu ya çiçeğe? Berkant kaza yapmış. Nasıl ya? Çiçekle ne alakası var? Çiçek de arabadaymış. Hem çiçekle yapmış kazayı. Ama iyi çiçek. Ne diyorsun? Dur ben de geleceğim. Çetin saçmalama. Nereye gidiyorsun bu halde ya? Otur oturduğun yerde. Ben gidiyorum sana haber veririm. Tamam haber ver ama tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Gidemedi bu mahalleden. Kim bilir gene kimlerin başını yakacak. Allah cezasını versin. Bulaşmadığı kimse kalmadı. Ah içim yanıyor Elmas, içim yanıyor. Bu Pervin karısı çocuğumun hayatını mahvetti. Perperişan oldu yavrum. Yok değil mi Ali'den bir haber? Ara sıra arıyorum ama ne haldedir kim bilir. Söylesek de bir ara Berkant arayıp konuşsa. Nerededir, ne yer, ne içer haberimiz olur hiç değilse. Vallahi Ayten, ben de sabahtan beri Berkant'tan haber alamıyorum. Arıyorum, telefonu kapalı. Hah, inşallah odur. Alo. Elmas Hanım'la mı görüşüyorum? Benim, buyurun. Oğlunuz Berkant küçük bir kaza geçirdi. Ne? Hangi hastanede? Hastanesinde. Durumu nasıl? İyi, merak etmeyin. Geliyorum ben, geliyorum. Hayırdır Elmas? Kötü bir şey değil inşallah. Berkant kaza geçirmiş. Allah'ım sen koru ya Rabbim evladımı. Çiçek nasıl? Çok mu merak ediyorsun çiçeği? Herhalde merak ediyorum. Kızım o benim ya. Kana ihtiyacı olabilir dedi doktor. Kan mı? Tamam. Babasıyım ben onun. Alsınlar işte benden ne kadar gerekiyorsa hepsini alsınlar. Ya bu halini nasıl vereceksin? Ya iyiyim ben ya. Benim bir şeyim yok. Alsınlar işte, söyleyin. İyi olsam bile kan grubunuz uyuşmuyor. Hadi ya. Söyleyin Asiye versin ya. O versin o zaman. Nerede Asiye? Bana bak. Bundan sonra Asiye'nin de çiçeğin de adını ağzına almayacaksın. Yapma ya. Alırsam ne olur? Dövdürür müsün beni adamlarına? İnat edersen sen zarar görürsün. Şimdi beni iyi dinle. Eğer polise gidip Asiye ile Çetin'e zarar verecek bir şey anlatırsan, Çetin'i vurduğunu, sonra da bebeği kaçırdığını bir bir anlatırım. Belki onlar hapse gider ama arkalarından sen de boylarsın içeriği. Şimdi ifadende Çetin'den de Asiye'den de bahsetmeyeceksin. Bunun basit bir kaza olduğunu anlatacaksın. Herkes de yoluna gidecek.
Anladın mı? Anladın mı? Çiçek için kan bulundu, merak etmeyin. Kan mı? Niye, ne oldu ki? Sakin olun, Çiçek gayet iyi. Biraz kan vermemiz gerekti, hepsi o kadar. E benden alın. Maalesef sizin kan grubunuz Çiçek'inki ile uyumlu değil. İyi olsam bile kan grubunuz uyuşmuyor. Ne yapacağız o zaman? Telaşlanmayın. Babasından kan alacaktık ama dediğim gibi bulundu. Sorun yok. Tamam, ben kızımı göreceğim şimdi. Elbette göreceksiniz. Ama sizi biraz bekleteceğiz. Ne bekleteceksiniz ya? Sabahtan beri bekle bekle. Beklemiyorum artık. Bakın anlıyorum sizi ama lütfen. Kan verme işlemi biter bitmez kızınızı görebilirsiniz. Geçmiş olsun. Tamam, teşekkürler. Delireceğim ya. Tamam Asiye, tamam. Sakin ol. Bak her şey iyi gidiyor. Çetin iyileşiyor. Çiçek de iyi. Doktor az önce babasından kan alacağız gibi bir şey mi dedi? Berkan tadisi burada mı? Evet. Şimdi göreceğim benim. Asiye. Gelme peşimden sakın. Oda numarası ne? Asiye. Söyleme. Ben söylemeye gerek yok. Asiye. Allah belanı versin lan senin. Sen ne adi, ne şerefsiz, ne bir herifmişsin lan. Senin gibi bir serseri adam yerine koyduğun için kendimden tiksiniyorum. Ne istedin lan bizden? Ha? Ne istedin? Korkutacağını mı sanıyorsun sen bizi? Oğlum herkesin korktuğu ölümü biz sokaklarda oyun diye oynarız. Anladın mı beni? Oynayalım mı seninle de? Ha? Oynayalım mı? Öldüreyim mi lan seni? Senin yüzünden Çetin ölüyordu lan. Kızım ölüyordu senin yüzünden. Asiye, dur yapma. Oğlumu Berkant'ın odası. Bir saniye yalnız, içeri giremezsiniz. Neden? İçeride değil mi oğlum? Siz doktor musunuz? Evet ama şu anda içeri giremezsiniz. Ne oldu? Yoksa bir şey mi oldu? Hayır. Hastanız iyi, merak etmeyin. O zaman bir göreyim oğlum ha? Şimdi giremezsiniz. Zaten uyuyor. Bir yarım saat dinlensin. Kalkınca görürsünüz. Peki. Peki tamam, dinlensin. İyi ama değil mi? Bir şey yok. Hiç merak etmeyin. İyi. Zaten bir yarım saat sonra siz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Şöyle geçelim isterseniz. Orada biraz dinlenin. Senin işin bitmedi daha Berkant. Çiçeğe bir şey oldu? Ay yok, Çiçek iyi. Ne bu halin? Yakayı ele veriyordum az kalsın. Kızım doğru düzgün anlatsana şunu. Berkant'ı gebertirken yakalanıyordum da. Nerede o şerefsiz? Ay Çetin ne yapıyorsun, dur. Kızım ya duramam kızım, frenim patladı benim. Ya saçmalama be, şu haline bak. Ya, ya bunlar da kelepçe gibi. Polisler de geldi, demin sinirimi zıplattılar. Ne polisi ya? Hastane polisi. Ne dedin? Bir şey söylemedim. Berkant'ı söylemedim yani. Ya niye söylemiyorsun? Girseydi, yatsaydı pislik hapiste işte. Pislikle beraber biz de hapse girerdik. Dayımla konuştum, halledeceğiz biz onu. Neyse, ben Çiçek'i görmeye gidiyorum. Ali'nin annesi falan da oradaydı. Giremedim ki o tarafa. Ben de geleceğim. Saçmalama, nereye geliyorsun ya? Dur, tamam dur, tamam. Öyle yapamaz, bırak. Ne inatçı adamsın ya. Sen nereden biliyorsun bu işleri? Babaannem hastanedeyken göstermişlerdi. Hemşirem mi yapacağım seni? Gel bari yavaş yavaş. Doktor gelmeden, yakalanmadan gidip gelelim de bari. Hmm.
0 RH pozitif. Annesininki neydi? AB RH negatif. Annesininki de babasınınki de uymuyor. Olabiliyor muydu böyle bir şey? Buyurun beyefendi, bir şeye mi bakmıştınız? Çiçek bebek için kan lazım dediler de ben kan grubuna bakmıştım. Annesi ya da babası verebilir aslında. Burada değiller mi? Buradalar. Sorun yok. Çok teşekkür ederim. Olabilir mi böyle bir şey? Ya değilse? Ya Çiçek Asiye'nin kızı değilse? Canım kızım benim. Çiçeğim. İyiymiş değil mi? Yok bir şey. İyiymiş. Yani iyi de doktor. Ay Çetin, karabasan çöktü resmen üstüme. Çok kötü bir gündü ya. Ha, bir yanda sen, bir yanda Çiçek. Çok korktum sizi kaybedeceğim diye. Siz benim için hayatımdaki her şeyden önce geliyorsunuz. Birinci kim? Benimki de saçma bir soru oldu tabii ki Çiçek. Sen de hemen ardından geliyorsun. Hatta baş başa gidiyorsunuz gibi. Ekürüyüz yani. Olur. Olur. Benim için hoş. Ben seve seve altın madalyayı ona veririm. Ben gümüş iyi. Bronza düşmeyeyim de. Gümüş iyi yani. Ay şapşal. Şuna bak ya. Aynı annesi. Değil mi? Evet. Şuna bak. Ahu, ahu. Doktorumuz iyi dedi. Hiçbir şeyimiz yok bizim dedi. Oh çok şükür, çok şükür. Biz kilo da almışız, boyumuz da uzamış. Aman maşallah, maşallah. Aşkım benim. Selen! Ay Hacer abla, sen çiçeğin altını değiştirir misin? Ben de öteki bebeğe bakayım. Selen! Geldim. Oğlum bak, eski iş yerinden arkadaşların geldi. Siz rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok yok, ben de yemek koymuştum, ona bakarım. Buyurun oturun. Bana bak. Seni bir daha ortalıklarda görürsem, Çetin Bey ya da Selen Hanım'a bir şey yaparsan, göreceğin son yüz benimki olur. Ayağını denk al. Anladın mı beni? Anladım. Silah biliyorsun değil mi? Üzerinde senin parmak izlerin var. Eğer konuşursan bu silah emniyetin eline gider. Sen de kodesi boylarsın. Benden söylemesin. Ziyaretin kısası makbul derler. Biz artık gidelim. Otursaydınız, bir çay içseydiniz. Teşekkürler. Biraz daha yüksek yapsın. Tamam mı? Tamam. Çok yaşa. Ay sen de gör. Ayağımın altına da yastık koyacaktın ya. Ay Allah'ım. Biraz sen sola. Çetin zorluyorsun ha. Buraya televizyon mu alsak acaba ya? Ya daha dün söyledim sana, istemiyorum dedin. Hadi ya. Hadi limon sık ona, limon. Yetmez o, bir tane daha sık. Ay çok ekşi oldu bu ya. Ya yeter ya. Yeme çorba filan sen. Aç kal. Hayret bir şey. Hayır, sabır taşım çatlamadı artık. Tuzla buz oldu resmen. Vay be. Vay be.
bravo ya. Hastanede öyle demiyordun. Bir vaatler bir vaatlerdi. Aşkım sen iyileş ben sana bakacağım. Aşkım işte sen ne istersen yapacağım yeter ki iyileş falan. Ne oldu onlara? İki günmüş ha? Pes, pes yani. Ay asıl sana pes Çetin. Sen ne nankör bir adamsın ya. Aa. Ha iki gündür Emir Erin gibi ne desen yapıyorum. Otur otur kalk kalk. Yok canım sıkıldı. İndir beni salona, salona indir. Bahçeye çıkar, çıkar bahçeye. Uykum geldi uyuyalım. E hadi uyuyalım. Yok canım sıkıldı kalkalım, kalkalım. Yok üşüdüm üstümü ört. Terledim üstümü değiştir. Böyle mi teşekkür ediyorsun sen? Ha tabii duvar yapıldı. Duvarcı unutuldu değil mi? Sen amma dolmuşsun ya. Ha dolmuşum. Yalnız şehir içi benim attım. Uzak dur pataklarım. Çocukken düşerdik sağımız solumuz kanardı. Büyüdük düşmeden solumuz kanıyor. Ah ya. Ay dur bakayım. Tamam ya tamam. Ben bu dünyaya yalnız gelmişim zaten. Yalnız giderim. Bir şey gözükmüyor. Gözükmez tabii. İç kanama geçiriyorum. Salak. Ne gülüyorsun ya? Gül sen gül. Kırıldım ben. Uzatma istersen. Okey. Ya sen onu bırak da Berkant'ı ne yapacağız biz? Sen merak etme. Dayımla hallediyoruz. O iş bizde. Şişt. Hadi iç şu çorbanı ne olur. Daha ilaç içeceksin. Vazgeçmiyorsun değil mi? Aç ağzını. Ne soğumuş bu? Ya Çetin! Tamam tamam ben soğuk seviyorum zaten. Bazıları soğuk sever. Aç ağzını. Senin ne işin var burada? Taylan'ın mahvettiği o yemekten sonra seni görmek istedim. Umarım ilk ve son yemeğimiz olmamıştır. Bugün yaşadıklarımızı unutalım lütfen. Nasıl yani? Taylan'ın yaptıklarını mı yoksa daha öncesini mi? Aslında bunu konuşmak için hiç uygun bir zaman değil. Ben gitsem iyi olacak. Ben bırakabilirim seni. Yok yok hiç zahmet etme ben giderim. Ya ne zahmet? Aslında ben senin için söylüyorum. Yalı'ya gidiyorum çünkü. Tamam işte benim için bir sakıncası yok. Eğer senin için de öyleyse bırakabilirim. Peki. Şuna bak şuna. Bana demediğini bırakmadı. Kendi arabalarda sürtüyor ama dur. Benim adım Pervin. Ne mal olduğunu bütün dünyaya göstereceğim seni. Bu ne ya? Ay. Çetin bu ne? Aha. Ha? Ne? Kimden geldi bunlar? Ne bileyim kızım. Kim gönderdi? Kim gönderdi diyorum. Bana niye soruyorsun ya? Üzerinde kart var. Allah Allah. Geçmiş olsun dileklerimle canım. Hı. Sevgiler. Hı. İsim yok. Evet, seni dinliyorum. Hangi kız gönderdi? Kız olduğunu nereden biliyorsun? Belki erkek arkadaşım göndermiştir. Sana tek bir soru soracağım. Buyurun. Bir erkek başka bir erkeğe canım sevgiler yazılı kırmızı güller gönderir mi? Nasıl baktığına göre değişir. Tek cevap. Cevap ver. Göndermez. Hı. Başka sorum yok Hakim Bey. Ha, diyorsun ki bu laflar sana kapak olsun, tipin yok ki şeklin olsun. Hadi canım yolun açık olsun. Tarzı bir şey mi diyorsun bana? Çetin soruma cevap ver. Kızım nereden bileyim ben ya? Niye kızıyorsun bana Allah Allah? Benim kızgınlığım Luna Park'ta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar Çetin. Ama sorun atlı karıncalarda değil, arkamdan dönen dönme dolapta. Ne alakası var Luna Park'la atlı karıncayla şimdi? Dönme dolapla ne? Oo, başım dönüyor. Üf, şu an acayip başım dönüyor bak. Ya piyango nasıl sana vurmuyor? Gerçekten. Ha çünkü her türlü numara var sende. Gerçekten çok acayip oldu. Dünyam tersine döndü yemin ederim. Çetin soruma cevap ver. Of vallahi dünyam karardı ya. Ben karartacağım senin dünyanı. Ya soruma cevap ver diyorum sana. Gözüme şey indi, perde indi. Karanlık, her yer karanlık. Asiye. Aa, çok acayip başım dönüyor şu an. Konuşamayacağım. Efendim çiçekler Çetin Bey'e ulaştı. Belenoğulları beni asla unutamayacak Oktay. Başlarına öyle belalar açılacak ki. Yaşadıkları her gün onlar için ıstırap olacak.
Ama hak ettiler değil mi? Oyunun kartlarını teker teker açmanın zamanı geldi. Şimdi şu aslan denen adamı bulup getirin bana. Konuşacaklarım var onunla. Tamam efendim. Akşam şirketin yemeği var. Sen de gelmek ister misin? Yok, ben alışkın değilim öyle davetlere falan. Aslına bakarsan ben de öyle. Şimdiye kadar hiçbir davete katılmadım. Eğer kabul edersen benim için de ilk olur. Öyle bir ortamı iki acemi biraz fazla bence. Sen en iyisi davetlere alışkın biriyle git. O kadar kalabalığın içinde fark edileceğimizi sanmıyorum. Ben onu demek istemedim. Yani bilmediğimiz bir ortam. Sen ayak uyduramayacaksın, ben ayak uyduramayacağım. İkimiz için de can sıkıcı bir gece olabilir yani. Nereden biliyorsun? Belki daha çok eğleniriz. Bana cevap ver Çetin. Kim bu kız? Ya kızım bilmiyorum ya. Bu kadar taktıysan çöpe at. Ne bileyim ben ya? Bana bak. Eğer bunun altından da bir şey çıkarsa yemin ediyorum seni de o gönderen kişiyi de böyle anda böyle ezerim ha. Biliyoruz, biliyoruz. O konuda netiz. Ne oldu? Daha düne kadar hastanede canım cicimdiniz. Hı? Aranıza kara kedi mi girdi? Ne diyorsun sen be? Senden hala kara kedi mi var? Acaba artık biraz benimle konuşmalarına dikkat mi etsen Asiye'cim? Ay bu da şarkına karatı gibi şimdi söyler de durur aynı şeyi. Ya tamam kızım bir dur ya. Yenge, dayım seni nasıl polise gitmemen için ikna etti? Ay canım o yanlış soru. Diyecektin ki kaç para aldın da sustun. Ben senin gibi para avcısı mıyım? Doğru konuşsa ağzını da ya tamam sakin. Ya tamam yenge sen de biraz yavaş ya. Bir sakin olun ya. Çetincim yani senin için sustum. Taylan'a gelince tabii siz bilmiyorsunuz. Biz barıştık. Nasıl ya? Çok sevindim bakıyorum. Tebriklerine ihtiyacım yok tabii. Ama Çetincim sustum da. Sen de biraz nişanlına sahip çık. Asıl o yavaş gelsin. Var ya kesin yükünü tutmuştur Sultan'ın karşılığında. Kim bilir neler aldı Tayland'da. Seni eve götürmeye gelmedim anne. Sadece tek bir şey öğrenmek istiyorum. Asiye'nin çocuğu nerede? Ne demek? Nerede? Anne, bana oyun oynama. Asiye'nin kızım diye sarıldığı çocuk onun değil. O başkasının çocuğu değil mi? Benim. Hiçbir şeyden haberim yok Taylan. Her şeyde beni suçlamakta vazgeç. Anne sen eve dönmek istiyor musun? Götürecek misin? Ama bir şartla. Asiye'nin çocuğu nerede? Akşama geliyorsun değil mi? Sanmıyorum. Ne işin var senin bu adamla? Of Mine ya. Geçmiş olsun ha. Bir de çiçeği görmeye geldim. Çiçek yukarıda gel. Göstereceğim ben sana çiçeği. Ne oluyor ya? Allah Allah. Of.
geç. Oy kuzum benim. Teyze diyeyim, bir tanem iyisin değil mi sen? Oy. Bana baksana sen. Ben sana demedim mi görüşmeyeceksin onunla diye? Ay Allah aşkına başlama yine. İnadına mı yapıyorsun? Bir de burnumuzun dibine kadar getiriyorsun herifi. Ya geçerken bıraktın, ne var bunda? Ne demek ne var ya? Kızım sen anlamıyor musun? Selin'in eski sevgilisi o. Ya pisliğin teki? Herkes bozuk, bir siz düzgünsünüz değil mi? Ulan çiçeği kaçırdı, bana yaptıklarını biliyorsun. Görüşmeyeceksin onunla. Ya vallahi gelen de hata ya, vallahi. Mine! Ne oldu anneciğim? Anne. Ne oldu anneciğim? Anne. Ne var burada? Anne. Neye bakıyorsun sen? Hiçbir şeye bakmıyorum ben. Ne işin vardı odamda? Ben odaya falan girmedim. Orası bizim Taylan'la odamız. Mahremiyete biraz saygı. Aa, ne işin olabilir orada? Ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Hem senin ne işin var burada? Ben sizin boşanacağınızı biliyordum. Ah canım. Hepinizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm gerçekten. Boşanmıyoruz. Biz kocamla birbirimizi seviyoruz. Yoksa sen yine Taylan'a mı musallat oldun ha? Bıraksana be. Ne karıştırıyorsunuz yine abla kardeş? Ne karıştıracağız ya? Allah Allah. Ay yeter, ben daha ne anlatacağım sana? Ablamla ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Daha ne duymak istiyorsun benden? Sen gelsene benimle. Ya bırak. Dursana ya. Ya bırak sana, ne yapıyorsun? Tamam be, tamam, ben söyledim hale her şeyi. Oldu mu? Ulan gebertirim seni gerizekalı. Sakin, sakin, sakin. Ne sakini ya? Koynumuzda yılan beslemişiz resmen. Kızım sen benim kardeşim değil misin? Hale'ye anlatmış her şeyi. Yani sırttan bıçaklama konusunda yeni bir çığır açtın gerçekten. Tebrik ediyorum. Ama ben sana söyledim. İçimizdeki hain Mine dedim. Hep siz değil mi? Hep siz yani. Bravo. Ya siz kendinizden başka kimseyi düşünmüyorsunuz ki. Evet söyledim. Umurumda da değilsiniz artık. Sen ne biçim kardeşsin lan? Hale'ydi, aslanlı. Nerede bir düşmanın varsa yediğin içtiğin ayrı gitmiyor. Sana ne be? İstediğimle yerim, istediğimle de içerim. Hiç seni ilgilendirmez bu. Ya bugüne kadar bütün yalanları zalet ettiniz beni, kandırdınız. Ama artık kanmayacağım. Şimdi gidiyorum. Benim senin gibi bir ablam yok artık. Öyle mi? Defol git lan. Defol git, benim senin gibi kardeşim yok asıl. Gerizekalı. Sakin. Ya ne sakin Çetin ya? Yani yoluna girecek her şey. Ya ne yoluna girecek Çetin ya? Bulacağız bir hal çaresini. Aslan Bey. Kimsin? Sait Bey sizi görmek istiyor. Sait kim lan? Gidince tanışırsınız efendim. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Söyle o Sait'e, o benim ayağıma gelsin. Lütfen bizimle gelin. Zorluk çıkarmayın. Ulan. Buyurun. Şu lafı başkası söylese koymayacak da kardeşim ya. Üzülme be hayatım. Bak avukatla konuştum. Alıyoruz evinizi. İyi şeyler de oluyor. Merak etme, yoluna girecek her şey. Ay sanki sarayı alıyoruz ha. Yani bana bak. Bana öyle kızıp atarlanıp falan gitmezsin değil mi? Yani benim teneke mahallesinde giderim yok artık. Ama senin olabilir. Benim her türlü giderim var kızım.
mahallede, sosyetede. Aa. Tamam, pardon. Selen Hanım, Mehmet telefonunu burada unutmuş. Belki ulaştırabilirsiniz. Tamam, sağ ol canım. Çete, fotoğraflar falan vardır belki ya. Bilgisayara aktaralım. Olur. Ya şarjı bitmiş bunun ya. Ha, dur Hacer ablaya sorayım şarj var. Merhaba. Buyurun. Kime bakmıştınız? Ev sahibi sizsiniz değil mi? Evet. Biz bu evin satışıyla ilgili geldik. Müsaitseniz görüşebilir miyiz? Görüşebiliriz. Buyurun, buyurun. Yok, yok. Çıkarmayın. Öyle girin. Gelin. Böyle gelin. Şöyle. Ay vallahi kusura bakmayın. Yani insan sizin gibi tiplerle böyle bu mahallede çok sık karşılaşmıyor. Yani o şaşırdım biraz. Meraktan soruyorum, yanlış anlamayın. Bu evi alıp ne yapacaksınız? Bu evi kendimiz için satın almayacağız. Biz vekaleten buradayız. Kimin adına? Ben tanıyor muyum? Yani siz almayacaksınız, kim alacak? İsminin gizli tutulmasını rica ediyor. Ama şimdi insan haliyle merak ediyor yani. Anlıyorum. Biz satış işlemlerine başlayalım. Bu ev için düşündüğünüz rakam nedir? 50.000. Artık değil. Peki nedir? 60.000 yeter. Yani acil ihtiyacım olmasa daha fazla eder de. Tamam, paranın yarısını şimdi peşinat olarak vereceğiz. Diğer yarısını da devir işlemi tamamlandıktan sonra. Buyurun, bu paranız. Bu da paranın yarısını almış olduğunuza dair imzalamanız gereken taahhütname. Nereye imzalıyor? Burayı ve burayı imzalıyorsunuz. Ne oluyor lan? Arap Kemal'in selamını getirdik Bekir Ağa. Aleyküm selam. Getiren götüren sağ olsun da durup dururken neyin selamıymış bu? Kemal abim diyor ki pavyonu bana bıraksın, onu affedeyim. Allah Allah, beni affedecek öyle mi? Aynen. Gidin abinize söyleyin. Bende ne af dileyecek dil, ne de ona verilecek pavyon var. Sen bilirsin. Pardon. Merhaba. Bir şey mi oldu acaba? Siz kimsiniz? Evi satın almak için buradayız. Ama alamazsınız. Yani burası bizim evimizde. Biz hanımefendiyle görüştük. Ön satış anlaşmasını imzaladık. Sen bunları yoksa? Nereden tanıyacağım be? Vallahi bilmem. Seni lüks arabalar da sürterken gördüm. Parayı buldun da evi sen mi alıyorsun yoksa? Ay senin işin gücün yok. Sen beni mi takip ediyorsun? Manyak manyak konuşma. Ne takip edeceğim seni? Yalansa yalan de. Doğru. Ne olacak? Ne yapacaksın yani? Sana ne benim bindiğim arabadan? Sana hesap mı vereceğim ben?
Defol git başımdan be. Öf. Allah Allah, konuşuyor. Buyurun. Adamlarımın kusuruna bakmayın Aslan Bey. Sanırım size biraz kaba davranmışlar. Usul, adap nedir bazen bilmiyorlar. Kimsin? Benden ne istiyorsun? Elbette anlatacağım ama önce lütfen buyurun oturun. İyi böyle. Henüz tanışmıyoruz ama sizinle çok ortak noktamız var. Ne gibi? Belenoğullarına karşı düşmanlığımız. Vay be, bravo. Vallahi helal olsun, hiç beklemiyordum. Şifresi ne acaba? Doğum tarihi. Nereden biliyorsun? Eski telefonu. Ha. Girsene. Bilmiyorum deme sakın. Tamam, demiyorum. Ver şunu. Kaçayım. Bakayım. Tipe bak. Mehmet'e de aferin ha, bak güzel çekmiş. O ne be? Oha. Vay arkadaş. Oha. Bir dakika, bir de. Hadi canım. Nasıl ya? Pervin'e bak sen. Şimdi anlaşıldı Mehmet'i bırakmalar filan. Ne yapacağız? Polise mi gideceğiz? Ne yapacağız? Yok. Bunun bir kopyasını alacağız. Sonra ben telefonu babama vereceğim. O bilir ne yapacağını. Sizin mahallede herkes sabıkalı mı ya? Ne oluyor ya? Ne işi var bu kadının bu evde? Annem artık yalıda kalacak. Ne diyorsun dayı sen? Sen kafayı yedin herhalde. Defolup gidecek bu kadın buradan. Defolup gideceksin buradan. Selen. Ne Selen? Gidecek yoksa katil olurum ben. Öldürürüm bu kadını. Tamam tamam aşkım, bir dakika ya. Dayı ne oluyor, anlatacak mısın? Anne, ne oldu sana? Çetin, gidecek bu kadın bu evden. Yüzünü görmek istemiyorum onun. Ruhsuz manyak. Selen. Saygısızlık etme. Ne saygısızlığı be? Saygı hak edene gösterilir. O çok daha beterini hak ediyor. Öldüreceğim lan seni. Tamam bir dur ya. Ne dur Çetin ya? Ne işi var bu kadın bu evde? Evet dayı, nasıl getirirsin onu buraya? Tamam, tamam sakin olun. Zeynep. Annemi odasına götür. Yok artık. Dayı, bu kadın bu evde kalmayacak. Tamam Çetin, sakin ol. Oturun ve beni dinleyin. Oturun dedim. Tamam, tamam oturuyoruz ama sana söyleyeyim. Bu kadın bu evden gidecek. Yaptıklarını hatırlamıyor musun Taylan? Yaptığı kötülükleri. Ya kadının kötülük yapacak hali mi kalmış, görmüyor musunuz? Felç olmuş kadın. Ne yapsaydım? Klinikte ölüme mi terk etseydim? Ya o bana neler yaptı ya? Çiçeği kaçırdı, ailemi öldürmeye kalktı. Ya biliyorum. Yaptığı kötülükleri biliyorum. Ben de en az sizin kadar kızgınım ona. O kadın bu evden gidecek. Gitmezse ben giderim. Ben de giderim. Biz gideriz böyle net. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Bilmediğiniz şeyler var. Size anlatmadığım şeyler var. Ne oluyor Taylan? Ailemize karşı büyük bir tehdit var. Bugüne kadar hep ben tehlike altındayım diyordum ama öyle değil. Hepiniz tehdit altındasınız. Ne tehlikesiymiş bu? Kim bunlar? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Her kimse hafife alınacak biri değil. Bize gözdağı verebilmek için Ömer'i kaçırdı ve ona zarar verdi. Ne diyorsun sen ya? Onun için hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Ve hepimiz bu ailenin bir ferdi olarak bu evde kalmaya devam edeceğiz. Ve birlik olacağız. Endişelenmenize gerek yok.
Ben her türlü tedbiri alıyorum ve sizi uyarıyorum. Bundan sonra hiç kimse bana sormadan tek bir adım bile atmayacak. Onun için bu akşamki davet çok önemli. Hepimiz Belenoğlu ailesi olarak orada olacağız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Çok iyi düşünmüşsün Taylancığım. Herkes görsün dost, düşman nasıl beraber birlik içinde bir aile olduğumuz. Bu arada siz de boşanmıyor musunuz galiba? Evet Çetin. Doğru.